Herkese selamlar. DGS tercih süreci içerisinde ekstrem tercih dediğimiz bir tercih stratejisiyle her yıl karşı karşıya kalıyoruz ve DGS tercih sürecini yapılan bu ekstrem tercihler çok ciddi oranlarda etkilemektedir. Bugün ekstrem tercih nedir ve DGS öğrencilerini yapılan bu ekstrem tercihler nasıl etkiler bunun üzerinde konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik Sevgili arkadaşlar ekstrem tercih dediğimiz durum açıkçası yıllardır bizim tanımlamamızla birlikte DGS'nin tercih sürecini etkilemektedir. Ekstrem tercih iyi sıralamalara sahip olan öğrencilerin normalde yapması gereken tercihlerin dışına çıkarak kendi içerisinde bulunduğu imkanlar nedeniyle farklı tercih eğilimleri göstermesidir. DGS'nin tercih süreci içerisinde dar kontenjanlarla karşılaşmamız nedeniyle ekstrem tercih durumu DGS tercihlerini ciddi manada etkilemektedir. Burada ekstrem tercihleri örneklerle sizlere anlatayım ve süreçte negatif anlamda etkilenmemeniz adına sizler neler yapmalısınız, nasıl bir strateji ortaya koymalısınız bunları da sırasıyla paylaşalım. Sevgili arkadaşlar ekstrem tercih dediğimiz durum İyi sıralamalara sahip olan öğrencilerin özellikle ekonomik anlamdaki mevcut durumları nedeniyle yapması gereken tercihlerin dışına çıkarak farklı illerde ya da bölgelerde tercih eğilimi göstermesidir. Örnek olarak Türkiye'de 50-100 gibi derece olarak tanımlamış olduğumuz sıralamalara sahip olan öğrencilerimizde de sıklıkla gördüğümüz durum bu öğrenciler normal şartlarda Ankara'da, İstanbul'da çok nitelikli üniversiteleri tercih etmesi gerekirken içerisinde bulundukları mevcut ekonomik koşul nedeniyle kendi bulundukları şehirleri şehri ya da şehrine yakın bölgelerde daha ekonomik koşullarda yaşayabileceği üniversiteleri tercih etmesidir. Bu durum ortaya çıktığında Özellikle dar kontenjanların karşımıza geldiği DGS süreci içerisinde başarılı öğrenciler bu kontenjanları kitleyerek geri sıralamalarda kapatmasını beklediğimiz üniversitelerin sıralamalarını yükseltmekteler. Dolayısıyla sizler burası bana kesin olarak gelir yaklaşımını benimsediğiniz özellikle Anadolu üniversitelerinde yani geri sıralamalarda kapatan üniversitelerde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ekstrem tercih iğmesini DGS öğrencilerimize anlattığımızda öğrencilerimiz tabiatıyla şu soruyu da soruyor. Hocam ekstrem tercih sadece DGS'de mi oluyor? Sadece bu sınavı mı bağlıyor diye bizlere soruluyor. Hayır arkadaşlar YKS'de de oluyor. Ama YKS'deki kontenjanlar yüksek olduğu için örnek olarak 100-200 gibi kontenjanlara sahip bölümleri öğrenciler tercih ettiği için burada bu mantıkla hareket eden 100 tane öğrenci olsa bile İlgili kontenjanın %50'sinde bu hareket durumu ortaya çıkmakla birlikte diğer %50'si normal bir tercih süreci yürüttüğü için süreci ciddi anlamda etkileyen bir faktör ortaya çıkmıyor. Ama DGS'ye baktığımızda kontenjanlar 1, 3, 5, 7 gibi olduğu için özellikle dar kontenjanlı bölümlerde iyi sıralamalara sahip olan öğrencilerimiz burada ekstrem tercihlerle birlikte o üniversitelerin kontenjanlarını kitleyebiliyorlar. Ekstrem tercihin DGS için belirleyici olmasının nedeni DGS'deki kontenjanların az olmasından dolayı karşımıza geliyor. Peki bu durum noktasında siz nasıl bir önlem alarak DGS tercih sürecini yönetebilirsiniz? Örnek olarak siz 1000 sıralamada öğrencisiniz. 1000 sıralamadaki bir öğrenciye 500 sıralamadaki yerlerin gelmesi imkansız gibi gözükür ama ekstrem tercih sayısı arttığı dönemler içerisinde ki tercih dönemleri içerisinde önceki verileri incelediyseniz de fark etmişsinizdir. 1000 sıralamadan 500 sıralamadaki yerleri deneyebilirsiniz. Çünkü normal şartlarda o ilk 500'ü kapatması gereken, doldurması gereken öğrencilerimiz daha geri sıralamalarda yer alan üniversiteleri ve bölümleri tercih ediyorlar DGS süreci içerisinde. Bunun da salt ortaya çıkmasının nedeni ekonomik arkadaşlar. İstanbul Ankara herkesin ekonomik gücü noktasında karşımıza gelmiyor. İkinci olarak dikkat edilmesi gereken bölüm ise son sıralamalarda kapanış sıralamalarına yakın olan öğrencilerimiz. Bu öğrencilerimiz de ben tercih listemde en son öğrenci alan bölüme kadar yazdım mantığıyla hareket ederek kesinlikle yerleşirim mantığını ortaya çıkarıyorlar. Sevgili arkadaşlar üniversite fakültelerin ve bölümlerin kapanış sıralamaları her yıl değişiklik gösterebilir. Bir önceki yıl kapanış üniversitesi ve bölümü Hakkari olabilir bu yıl Konya olabilir. Dolayısıyla özellikle burada mantığınızı güderken riskli sıralamada bulunan öğrencilerimiz gidebileceği son üniversiteye kadar tercih listelerinizde bulundurmanız süreçte sizler için ciddi bir öneme sahip olacaktır. DGS tercih süreci içerisinde tercih listelerinizde muhakkak gidebileceğiniz son üniversiteye kadar yer verin arkadaşlar. Süreç içerisinde bazı öğrencilerimizde şu şekilde bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Hocam ilk tercih sürecinde bu kontenjanları yazmayalım. Örnek olarak mesela Doğu bölgesini istemiyor. Karadeniz bölgesini istemiyor. Ek tercih sürecinde hiç yerleşemezsem buraları yazarız noktasında hareket ediyor. Sevgili arkadaşlar, DGS'de ek tercihe kaç tane kontenjan kalacak bunu bilmiyorsunuz. DGS'de sıralamaların değişmesinde ya da farklı tercih stratejileriyle birlikte ekstrem ve zorlu bir süreç bizleri bekliyor her dönem içerisinde. İlk tercih dönemi içerisinde sınırlarınızı zorlayarak tercih listelerinizi hazırlayın. Burada belirli bir sistematiğin dışına çıkan öğrenciler de bulunduğu için ve bu öğrenciler genel olarak daha başarılı olduğu için her yıl belirli bölümlerin ve belirli üniversitelerinin kapanış sıralamalarında ciddi değişiklikler ortaya çıkmaktadır. En tedbirli listelerinizle birlikte süreci geçirmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlar sorularınız için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Tercih danışmanlığı için iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz. Tercih dönemi videolarını kaçırmamak adına kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.